Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle vlogtu, gezmedi, tozmaydı, hoplamaydı, zıplamaydı, böyle bir video yok. Bugün önümde bazı malzemeler var, bunlarla ilginç deneyler yapacağız. Ben de videoları gördüm, merak ettim, size de böyle ayrıntılı bir biçimde yapayım dedim. İnşallah doğrudur, İnşallah trollenmemişizdir. Malzemeleri buraya yazdım, buradan tek tek deneyleri yapacağım. Her şeyden önce kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Katıl butonuna basarak üyemiz olabilirsiniz. Başlıyoruz. Evet, ilk videomuzun, ilk deneyimizin malzemeleri şu an önümde. Arkadaşlar şöyle kısaca videoyu hemen gösteriyorum. Sol alttan izleyin. Bunun aynısını yapacağız. Dev bir köpük yapacağız. Önümde biraz su koyduğum bir kase var. İçine bulaşık deterjanı döküyorum. Of. Şimdi şu pet şişeyi şuradan keseceğim. Kapağını açıyorum. Ya Allah, bismillah. Son kez bir karıştıralım. Bakalım bu devasa köpük olacak mı? Şöyle bir bandırıyorum. Sonra üflemeye başlıyorum. Niye olmuyor? Olmuyor. Niye olmuyor? Hayır, niye olmuyor yani? Hayır, o adamla benim yaptığımın arasında ne fark olabilir ki? Bir dakika, bir daha son bir kez daha deneyeceğim. İki kere şöyle lastikledim. Tam tutturayım diye. Bunu da biraz daha mı bol koysam ya? Evet. Oğlum bak, bir sürü bulaşık deterjanı harcadım. Bulaşık deterjanları da çok pahalı. Evet. Bir daha karıştırıyorum. Son. Son bu. İnşallah. Lan bundan biraz kokusu geliyor lan bu bulaşık deterjanından. Kafam güzel oldu ha. Videoyu burada sonlandırıyorum. Buraya bakalım. Hadi bakayım. Hazırsan başlıyorum dostum. Bunu da şöyle bir iyice karıştıralım. Evet. Olacak gibi ama olmuyor ya. Niye? Suyu mu çok koyduk ya? Oldu arkadaşlar. Oğlum çok iyi lan. Evet, sorunu buldum. Sorun sağdan soldan hava çıkarıyormuş. Yani siz yaparsanız ıslak mendili tam kapatmanız gerekiyor. Ben parmağımla tuttum. O şekilde oldu. Bayağı da güzel oldu. Eğlenceli oldu. Evet, ilk deneyimiz başarılı. Kandırılmadık. Devam ediyorum. Hemen şurayı bir topluyorum. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi masayı hemen bir topladım, yeni deney için, ikinci deney için malzemelerimi koydum. Tuzlu su arkadaşlar, bu normal su, buna biraz yemek tuzu ekleyeceğim. İnşallah yemek tuzu oluyordur. Şöyle biraz fazla ekleyeceğim ki işimizi görsün. Evet, videoyu izletiyorum arkadaşlar, hemen şuradan gördünüz. Evet, tuzlu suyun içine bir pili yumurtaya sürüp. Tuzlu su olma, rakı gibi oldu lan bu. Çok mu döktüm? Sonra çatal çıkarttım. Bunu merak ediyorum olacak mı diye. Pili şöyle attım. Evet. Pili şu an tuzlu suyun içinde. Ulan inşallah patlamaz, bir şey olmaz. Evet, hazırsanız çatalı içine koyuyorum. Bakalım olacak mı? Hadi ya Allah, bismillah. Bakıyorum. Biraz kalsın istiyorsanız.
Sanki bir şey değişmedi ama. Hiçbir şey olmadı oğlum. Bir şey yok. Acaba Duracell mi kullansaydık, o daha mı güçlü olurdu? Evet, bu o tarafta dursun. Buna en son tekrardan dönüp bakacağım arkadaşlar. Eğer olursa size de göstereceğim. Olmazsa da göstereceğim. Hemen diğer deneye geçiyorum. Başlıyorum. Bir kalemle bir kağıdı sarın. Yuvarlak yapın. Sonra bir cımbızla bunu düz bir zemin üstünde, bir bardağın üstüne yerleştirin diyor. Böyle bir tarafını yakın, diğer tarafından güzel bir beyaz şelale görüntüsü göreceksiniz diyor. Video sol tarafta arkadaşlar, izleyebilirsiniz. Evet. Şu an deneyi yapmaya çalışıyorum. Yanmıyor lan. Yanmayan kağıt yapmışlar. Evde başka bir beyaz kağıt buldum. Şöyle şunla deneyeceğim. O diğeri olmadı ya. Sarı diye mi olmadı? Kalın diye mi olmadı? Bilmiyorum. Bu biraz daha küçük bir kağıt. Zaten biraz tutacağım. Rahat yansın diye. İnşallah bu sefer olur. Ol, lütfen ol. Çok emek gösteriyorum bak. Deney oldu arkadaşlar. Çok konuşmamaya çalışıyorum. Rüzgardan etkileniyor. Nefesimden etkileniyor. Tamam, konuşayım. Telefon kameramdan şu an çekiyorum. Deney başarılı. Ortalık lan ama sapsarı etti şeyi. Fatih ben öldürecek. Burayı temizlemem lazım. Allah erkekler neden az yaşar? Al sana örneği. Fatih bu videoyu izleyince kalbine inecektir. Fatih'cim en sevdiğim kardeşim. Tertemiz ediyorum, tertemiz. Yala yut. Şerefsizim. Şimdi birazdan bal dök yala dediğimiz o deneyi yapacağım. Kankacım korkma, sararmadı. Arkadaşlar sıradaki deneyimiz için ben malzemeleri buzlukta tutuyordum. Hemen onları alıyorum ve başlıyorum. Çok basit. Soğuk bir su, şu an videoda izliyorsunuz, ve dondurulmuş çileği içine batırıyorsun, buz çıkıyormuş. Bakalım oluyor mu? Evet, yaklaşık 3-4 saattir buzlukta duruyor arkadaşlar. Bu su da yaklaşık aynı sürede buzdolabının içinde duruyordu. Ve başlıyorum, şöyle tutabilirsem iyi. Tamam, sapıyor bunların çünkü. Saçma bir deney gibi görünüyor. Şöyle buzlu olduğunda şuradan veya şuradan görürsünüz. Bunu da attım içine. Bakalım birazdan göreceğiz. Acaba buz olacak mı? Deney yalan olabilir arkadaşlar. Bilemedim. Bilemedim. Bu böyle burada kalsın. Eğer olursa çatal gibi göstereceğim ama çatalda da maşallah hala hiçbir şey yok. Kandırıldık lan. Evet, iki deneyde kandırıldığımızı hissediyorum nedense. Buz da olmayacak gibi ama neyse, biz diğer son deneyimiz dediğimiz deneye dönelim artık. Şimdi arkadaşlar bir denge için şöyle bir pet şişe getirdim içi dolu olsun diye. Bu da zehir gibi bir acı. Evet, denge deneyi için videoyu izliyorsunuz şu an. İki tane çatalı içine sokuyor. Bir tane kürdanı araya sokuyor. Bir kürdan da buraya sokulu şekilde.
kürdanların ucunu birleştiriyor. Çatalla kürdanlar dengede kalıyormuş. Şimdi malzemeler getiriyorum. Fatih'cim, biliyorum. Ya ne alakası var Fatih, saçmalama. Tabii ki kapağı yarmadı. Ne oldu lan? Dur canım, böyle şeyler olmaz. Deney yapıyoruz sonuçta. Millet deney yapınca patlıyor. Bu deney Fatih için gelsin arkadaşlar. En sevdiğim arkadaşım. Şimdi şunları şöyle şişe sokun diyor. Bildiniz mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu üç çilek vardı ya. Bu üç çilek birbirine yapışmış. Yani tam buz olduğu söylenemez ama. Yani bu yapışması ne işimize yarar hayatımızda derseniz hiçbir fikrim yok. Ama yapışmış. Kim akıl etti bunu ya? Bunu hangi manyak akıl etti de yaptı ya? Tam sabit duramıyor alttaki kürdan. Evet, oldu. Mükemmelsin. Görüyorsunuz arkadaşlar, ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu an iki çatal, iki kürdanın dengesi üstünde duruyor. Mükemmel sonuç. Yani fizik tabii arkadaşlar. Yani bunu anlamamız için deha olmamıza gerek yok. Fizik arkadaşlar. Yani iki kürdandan ne olur deneyin. Fizik. Şimdi bazı insanlar yorum yaptı. Ya böyle kürdan ya, saçmalama falan dediler büyük ihtimalle. Saçmalamayın arkadaşlar, kendinize gelin. Bu kürdan olabilir ama fizik her yerde. Kürdanda da var. Görüyorsunuz iki çatal, iki kürdanın üstünde nasıl duruyor. Ben biraz zor yaptım ama öğrendim. Evet, bu arada şu deneyimize de bir dönüp bakalım. Buzlu çilek deneyi. Evet, bunlar... Arkadaşlar şuradan görebiliyor musunuz? Ara kısmı görebiliyor musunuz? Ara kısım buzlanmış. Yemin ederim buzlanmış. Buradan görünüyor mu lan? Şu kısım buzlanmış arkadaşlar. Şu an açıyorum. Bakın. Bakın. Bakın buz tuttu. Aa, buz tuttu harbiden lan. Oldu ha. Aa, bu da buz tutmuş. Etrafı bakın, şurada böyle bir tane buz var. Buzluk. Buzluk var. Şöyle. Yani. Şimdi arkadaşlar, sanırım bir tek şu olmadı. Çatalımız eğilmedi hiçbir şekilde. Eğilmeye de pek müsait görünmüyor. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için bayağı uğraştım. Tek başımayım. Çekim falan yaparken de zorlanıyorum. Bir telefona gidiyorum, bir kameraya bakıyorum falan. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz videoyu da beğenip kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. UAFC olarak büyüyoruz. Her gün 11'de TikTok'ta yayındayız. Biliyorsunuz zaten, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Hepinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Öpüyorum.